человечная мудрость, они на жаль знают, что такое война, чего чекать. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor. Kırım'ın ilhakını ve işgalini, o yasa dışı ilhakı ve işgali asla kabul etmedi ve kabul etmiyor. Türkiye bölgede barışı istiyor, dünyada barışı istiyor. Hemen şimdi Ukrayna'ya barış gelsin, refah gelsin, esenlik gelsin. Bütün dileğimiz budur. Türkiye bütün uluslararası platformlarda bu savaşın bir an evvel bitmesi için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecek. Ukrayna'da süren o acı insanlık faciasını elimizden geldiği kadar sarmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye bütün imkanlarıyla insani yardım konusunda Ukrayna'nın yanında duruyor. Bundan tam 78 yıl önce bizim soydaşlarımızın kadim toprağı olan Kırım'dan sürgüne tabi tutulanlar, işgal altında ve bütün dünya onu seyrediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye de bunu kabul etmiyor zaten. Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarı soydaşlarımızın her daim olduğu gibi yanlarındayız. Onlar Kırım'a, ana yurtlarına, evlerine kavuşuncaya kadar desteğimiz devam edecek. Savaş bitene kadar güvenli olmanızı rica ediyoruz. Sivillere, insani... Müsaadenizle sizin huzurunuzda özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu'ya devamlı olarak sadece Kırım Tatarlarına değil, yani tüm Ukraynalılara ve yani tüm inisiyatiflerimize yardımcı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ми дякуємо вельми шановному пану президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm halkına destekleri için teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten yaptığı şeyler daha biçilemezdir. Gerek askerlerimiz, gerek savaşçılarımız, gerekse bizler için ve attığı adımlar bizler için çok önemli. Biz galiba geçen son 3 ayda ilk defa burada uykumuzu aldık ve biz sizin desteğinizi son derece hissediyor ve bunun için minnettarız. Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiş olduğu hediyeler için minnettarız ve bugüne kadar attığı tüm adımlar için. Ama bizler için en büyük hediye eşlerinizin oğullarımızın olması bizler için en büyük hediye olacaktır. Aynı zamanda huzurunuzda Kırım Tatar halk lideri Mustafa Cemiloğlu'na teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten bugün Kırım Tatar sürgünün kurbanlarını anma günü ve biz o acı günlerini çok iyi biliyoruz ve bu acıyı paylaşıyoruz çünkü bu ortak acımızdır. Gördüğünüz gibi kültürümüz de çok müşterek. Burada bütün mavi renkleri vesaireler renkleri yapılmış. Çin'de aynı şey var. Manisa'dan koyalım.